Çok hoş bir manzara yok ama siz hoşsunuz. Siz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bu kitap çalışmıyor mu? Şöyle bakayım ben de. Duyuluyor. Bulunduğumuz bu coğrafya Kaz Dağları ekosistemi. Kaz Dağı değil. Evet, bu dağların her birinin başka adı var. Bunların içinden birinin adı da Kaz Dağı. Buraya 20 kilometre kadar kuş uçuşu mesafededir. Biz şu anda Kaz Dağı'nın kuzey kesiminde yer alıyoruz. Güney kesiminde Akçay, Altınoluk var, Küçükkuyu var, Edremit var. Kuzey kesiminde de işte Bayramık, Çanakkale merkez ilçe. Fakat tamamen karasal ekosistem aynıdır. Dünyadaki en değerli karasal ekosistemlerden biridir Kaz Dağı karasal ekosistemi. Biz şu anda onun ortasında yer alıyoruz. Düne kadar, çok yakın bir zamana kadar şu arkada gördüğünüz çölleştirilmiş, çıplak bırakılmış bir alan yoktu. Ve bu vadinin sağı solu ortası böyle yaralanmadan ekosistemi tamamlıyordu. Burada yaşayan en küçük mikroorganizmadan kurda, kuşa, börtüye, böceğe, floraya, faunaya kadar şu orta kısımda tamamen öldürülmüş bir alan açıldı. Şu anda burayı binlerce yılda oluşmuş sağdaki ve soldaki vadinin iki yakasındaki ekosisteme geri döndürmek mümkün değildir. Böyle bir kayıbımız vardır. Şu anda telafisi sadece ağaç dikerek karşılanacak bir durum asla yoktur. Şurada gördüğünüz tepe Balaban Tepesi. Kampın da tam karşısında kalıyor. Kamptan daha güzel görünüyor aslında. Bu tepenin içinde 26 milyon ton cevher var. 26 milyon ton içinde cevher olan kaya var. Ama üzerinde de, dağın tepesinde de, şapkasında diyelim dağın, 46 milyon ton içinde sadece ağır metal olan, cevher bulunmayan, altın cevheri, gümüş bulunmayan kaya var. Önce bu dağ 10'ar metre aralıklarla açılacak olan patlayıcı deliklerine yerleştirilen 5200 ton patlayıcıyla komple patlatılacak, altındaki cevhere ulaşılacak. 26 milyon ton cevhere ulaşılacak. O cevher şu gördüğünüz konteynerların olduğu yer şantiye sahasıdır. Onun arkasında hazırlanan liç alanları var. Liç alanına taşınacak. Önce kırma eleme işlemine tabi tutulacak. Devasa kırma makinalarıyla, günde 40 bin ton kırabilen makinalarla, en büyüğü nohut tanesi kadar olmak üzere